Herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi karşımızda siyaset bilinci Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var. Efe Hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Hocam şunu konuşalım istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün bir kadın feryat ediyor. Eşi Ankara'da sokak ortasında öldürülmüş, herkesin gözünde öldürülmüş bir kadın feryat ediyor. Beni de öldürecekler diyor. Bu kadın Ayşe Ateş. Şimdi Sinan Ateş'in eşi. Şimdi şöyle bir tweet attı. Dedi ki İçişleri Bakanı'na ve Adalet Bakanı'na her an öldürülme tehlikesiyle karşı karşıyayım dedi. Artık bunlara durun dedi. İhbarsa işte ihbar ediyorum dedi beni tehdit edenlere dedi. Artık dedi ikinci bir kırmızı pazartesi yaşanmasına izin vermeyin dedi. Çocuklarımı da yetim bırakmayın dedi. Ne diyorsunuz? Şimdi Ayşe Hanım, Gabriel Garcia Marquez'in bu Kırmızı Pazartesi kitabına atıfta bulunuyor. Bu kitapta işte işleneceği tahmin edilen, hatta herkes tarafından bilinen bir cinayet hikayesiyle alakalı bir şey. Ve demek istiyor ki aslında kadıncağız, yani beni öldürecekler. Burada bir soru işareti yok. Kimse çünkü önlem almıyor, kimse beni korumuyor diyor. Bu büyük bir skandal aslında. Yani bunu eline boyuna ele almak lazım ama herhalde ilk etapta yani bizi izleyen insanlarla paylaşacağımız ilk şey Türkiye Cumhuriyeti'nin çivisi çıkmış. Yani artık hani anayasal düzenin çöktüğünü geçtik, insan hakları ihlallerini geçtik, enflasyonu açlık sınırına dayanan insanların yaşam koşullarını geçtik. Yani en temel insanların en temel hakkı olan hayatta kalma özgürlüğü, yaşamlarına devam etme hakkı neredeyse ellerinden alınıyor göz göre göre. Ve bunun olmasının sebebi devletin bütün mekanizmalarını çökertti bu adamlar. Bir çekirge sürüsü gibi gelip devletin içindeki bütün mekanizmaları işlemez hale getirdiler. Başta hukuk olmak üzere ve kolluk gücü olmak üzere. Yani polis koruyamıyor bu kadını, düşünebiliyor musunuz? Çok korkunç bir şey. Şimdi bu hocam olay başkent Ankara'da olmuştu cinayet. Şimdi kadın da çocuklarıyla beraber Ankara'da ve bu yeni bir suikasttan ciddi endişe ediyor. Olay başkentte cereyan ediyor. Yani Türkiye'nin en ücra şehrinde, yani Cizre'nin filanca mezrasında değil. Yani güvenlik evet. Güçlerinin, istihbaratın ulaşabilme zorluğu falan filan hani. Ama Ankara'nın göbeğinde dediğiniz ya polis koruması. Peki polisten Ayşe Ateş'i kim koruyacak? Tabii çok güzel bir soru. Polisten onu kim koruyacak? Çünkü Sinan Ateş cinayetinde biliyorsunuz zanlılardan birini açıkça emniyet güçleri işte A şehrinden B şehrine, yani işte bulunduğu yerden Ankara'ya getiriyorlar ekip arabasıyla. Yani polisin resmi arabası içerisinde. Yani bu olabilecek bir şey değil. Dahası şunu biliyoruz. Ülkücü hareketin kriminal bir geçmişi var. Yani 1970'lerde, 1980'lerde, 1990'larda birçok hadiseye karışmış bir hareketten bahsediyoruz. Bir türlü şiddetle, vandallıkla ve terörle arasına mesafe koyamamış bir hareketten bahsediyoruz. Yani bütün bu harekete sempati duyanları töhmet altında bırakarak konuşmak istemiyorum. Çünkü eminim ki kalbi büyük, sadece işte milliyetçi duygulara önem veren birçok insan var. İşte bu akım, bu hareket, bu siyasi ideoloji sempatik bulan insanlar. Ama işin içinde olanlar, ki Sinan Ateş de bunlardan bir tanesiydi, şunu gayet iyi biliyorlar ki silahla ve şiddetle arasına mesafe koyamamış bir siyasi hareket var ortada. Ve bu siyasi hareket sadece kendisine aykırı olan ideolojilere veya o ideolojilerin mümessillerine, o ideolojilere inanan insanlara yönelik şiddette bulunmuyor. Kendi içinde de çok ciddi anlamda bir çalkantı söz konusu. Zaten Sinan Ateş cinayeti de bunu gayet büyük bir netlikle ortaya koydu. Korkusu şunu da bize gösteriyor. Şimdi Ayşe Ateş bu yapının ne olduğunu bilen biri. Evet. Kendisi ülkücü hareket içerisinde nerede bilmiyoruz. Ama kocası, merhum kocası, öldürülen kocası Ülkü Ocakları genel başkanlığı yapmıştı. Ve hatta gelecekte MHP'nin başına bile düşünülebilen, ismi geçen bir adamdı. Yani yapıyı aileden bilen bir kadın. Evet. Yani bu sebeple hani gerek biz hani yok canım böyle bir şey yapmaz bu hareket
diyecek durumda olmadığımız gibi kadının da bu kadar feryat etmesi böyle bir cinayetin yapabileceklerine dair bilgisi olduğunu da göstermez mi bize? Potansiyeli şimdi, olduğunu. Tabii ki hareketi içeriden çok iyi tanıyor. Yani gerek eşi kanalıyla gerekse de o çevrelerde bulunan bir insan olduğu belli Ayşe Hanım'ın. Bunu ben hani pozitif ya da negatif anlamda söylemiyorum. Hiçbir şekilde yanlış anlaşılmaması gerekir. Çünkü kim olursa olsun böyle bir konumda olan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının mutlak surette korunması lazım. Tehdit altında olan bir insanın yasal güvenceyle, kolluk güvencesiyle kendi yaşamını, kendi can güvenliğini sağlıyor olabilmesi gerekir. Fakat diğer taraftan tabii ki şunu da söylemek lazım. Ayşe Ateş'in bilmediği hiçbir şey yoktur zannediyorum. Bu yani kendisinin kafasında büyük soru işaretleri var. Zaten Cumhurbaşkanı ile konuşması, Kemal Kılıçdaroğlu ile yani Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşması ve işte şimdiki mesajı, bunları hep şöyle anlıyoruz. Ayşe Ateş bu cinayetin deşifre edilmesini istiyor. Yani kocasının katillerinin adalet mekanizması tarafından yargılanmasını ve layık oldukları cezaya çarptırılmasını istiyor haklı olarak. Kim olsa onun yerinde onu yapar. Fakat hesaba katmadığı bir şey var. Adalet sistemi sadece kendisi için işlemeyecek. Adalet sistemi bütünsel bir mekanizma ve Türkiye Cumhuriyeti adalet sistemi şu anda tarihinde olmadığı kadar kötü bir ortalama sergiliyor. Yani açıkçası adalet komple saraya bağlanmış ve sarayın ağzından iki dudağı arasından çıkacak bir takım işaretlere veya sözlere bakıyorlar. Böyle de bir gerçek var. Dolayısıyla Ayşe Ateş adalet arayışında ister istemez Erdoğan'a kadar çıktı. Ve şimdi de verdiği mesajlarda dikkat ederseniz polise ihbarda bulunmuyor. Yani gidip de polisle bir normal şartlarda ne yaparsınız? Siz böyle bir sıkıntı görseniz kolluk gücüne, polise müracaat edersiniz. Polise müracaat etmiyor. Çünkü şunu gayet iyi biliyor ki polisin ya da adalet mekanizmasının herhangi bir şey yapabilmesi için yani olumlu manada kendisini koruyabilmesi için tepeden gelecek bir işaret lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani çivisi çıkmış derken buradan bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bürokratik kanallar, adalet mekanizmaları bunlar eskiden olduğu gibi işlemiyor. Artık tamamen tasfiye edilmiş eski sistem. Yeni sistemde her şey saraya bağlanmış, her şey Erdoğan'a bağlanmış. Hocam özellikle. Şurada sözünüzü unutmayın. Ayşe Ateş bu konuyla ilgili diyor ki bu şahısların diyor yani kendisini öldürmeyi planladığı düşündüğü bu şahısların devletin polisine namlu doğrultmayacaklarından emin olmadığımı, korktuğumu ifade ettim diyor Cumhurbaşkanı'na da ve devlet yetkililerine. Şimdi tabii evet. Biraz daha kibar konuyu, biraz daha hani polise de bunlar öldürülüyor ama yani yanı başındaki polisin bu işi yapıp yapmayacağını da aslında emin değil bildiğim kadarıyla Ayşe ya Ateş. Esas mesele o zaten. Yani bu adamların polise silah doğrultacağı, polisi tehdit edeceği hatta polisi vuracağı zaten belli bir şey. Yani bu daha önceden olmamış şeyler değil ki bunlar. Ama önemli olan şu, zaten bizzat polisin içerisinde yuvalanmış bir yapıdan bahsediyoruz. Yani öyle değil mi? Sinan Ateş cinayetinin zanlısı olan kişi nasıl ekip arabasıyla A noktasından B noktasına gidebilir? Yani bu zaten başlı başına büyük bir skandal. Peki bunu yapan polislerin kim olduğu bulundu mu? Emniyet güçleri kim buna müsaade etmiş, kimin emriyle, kimin direktifiyle yapılmış, hangi polisler bu işin muhatabı, kimler bu işe karışmış, kimler göz yummuş, kimler şahit olmuş, bunlar hiç kamuoyunda bilinmiyor. Ve bakın dikkat ederseniz bunları soramıyoruz bile. Niye soramadığımız aşikar. Yani beni izleyenler tabirimi affetsinler, böyle kötü bir mahalle deyimi vardır, hatta bir atasözü, bir deyim. İt ite, it kuyruğuna diye devam eden. Yani sonuçta İşin ucu nereye dayanacak? Bunların muhatapları, bu olayların muhatapları başta Ayşe Hanım olmak üzere herkes gayet iyi bir şekilde biliyor. Peki şunu sormamız lazım. Hadi tamam Sinan Ateş'i anladık, bir siyasi suikaste kurban gitti. Peki Ayşe Ateş'ten ne istiyorlar? Yani Ayşe Ateş'ten durup dururken ne istiyorlar? Çünkü Ayşe Ateş katilleri üzerine gidiyor. Delilleri her parti liderine tek tek ziyaret etti. Erdoğan'ı da ziyaret etti ve dosyaları, eldeki bütün bilgi ve belgeleri verdi. Şimdi yargıyı sıkıştırıyor. Bir parti hariç.
Bir parti hariç. Bir MHP hariç. Kendi partisi. Yani şimdi Tabii. MHP kimin partisi? Kendi kocasının mensup olduğu hareket. E şimdi şunu merak etmiyor mu insanlar? Ya açıkçası bakın normal şartlarda birazcık Agatha Christie, birazcık Sherlock Holmes izlemiş, okumuş insanlar. Komiser Colombo da yeterli bu iş için. Şunu bilirler. Normal şartlarda sizin bir siyasi partiniz var ve bu siyasi partinin içinde önemli bir görev almış bir insan bir cinayete, siyasi bir cinayete kurban gitmiş. Ya normal şartlarda en çok bu partinin sahip çıkması, en çok adalet arayışını bu partinin dillendirmesi gerekmez mi? Bu partinin cenazeyi düzenlemesi, bu partinin cenazesine tabutun üzerine kırmızı bayrak, kırmızı al yıldızı bayrağımızı koyması, bu partinin Ayşe Ateş'e sahip çıkması gerekmez mi? Konunun Taziye esas bildirimlerini bile yasaklamış parti. Yani taziyede bulunmayacaksınız. Yani hocam şu var, parti içerisinde, ülkücü camia içerisinde ihtilafa düşmüş olabilirsiniz Sinan Ateş'te. Tamam. Olabilir. Ama ortada bir cinayet var ve sizinle de hiçbir şekilde ilgisi yoksa dediğinizi yaparsınız. Gidip sahip çıkarsınız. Çoluğuna çocuğuna sahip çıkarsınız. Değil mi? Katillerin üzerine gidersiniz. Böyle Zaten baskı siyasi partiler yapmazsınız. ya zaten siyasi partilerin tabiatına aykırıdır. Yani siyasi partiler içerisinde birbirinden farklı görüşleri olanlar olur. Birbirleriyle çekişme veya rekabet içerisinde olan kişiler veya gruplar olabilir. Fraksiyonlar olabilir. Yani bu böyle tek partinin tek bir lideri olur. Herkes de süt dökmüş kedi gibi bu lideri dinler. Onun ağzına bakar ne diyecek acaba diye. Yani böyle bir şey bu siyasi parti değil ki. Böyle bir demokrasi anlayışı yok. Böyle bir parti anlayışı yok. Böyle bir biat kültürü olamaz hiçbir partide. Ama var işte Milliyetçi Hareket Partisi'nde bu var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de bu var. Yani baktığınız zaman bundan çok farklı bir tablo yok. Ama tabii bu kadar şiddetle iç içe geçmiş bir durum olduğunu söyleyemeyiz. MHP'de paramiliter bir yapı var bakın. Bozkurtlar dedikleri paramiliter bir yapı. Dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir hukuk devletinde böyle bir partinin, herhangi bir partinin paramiliter bir yapısına tahammül edilmez. Yasal olarak birincisi bunun mümkünatı yoktur. Fiili olarak da buna eğer müsaade ederse bir devlet, devlet olma vasfını kaybeder. Ama şimdi MHP'nin özellikle 15 Temmuz'dan sonra sarayla kurmuş olduğu ittifakta haddinden fazla yani kendi ait olduğu veya aldığı oy oranından çok daha yüksek bir nispette devlet içinde kümelendiğini, yapılandığını görüyorsunuz. Özellikle emniyet istihbarat bunların esas alanı böyle. Neden? Çünkü devletin kılcal damarlarını kontrol etmek istiyorlar. Ama hani bunu böyle normal şartlarda şöyle diyemeyiz. Hani tabii ki canım her Türk vatandaşı girebilir. Elbette böyle bir durum var yani insanlar MHP'ye temayül eder veya başka bir partiye temayül eder, oy verir. Gene de devlete girebilir gerekli kriterleri yerine getiriyorsa. Mesele bu değil. Mesele Milliyetçi Hareket Partisi'nin devlet içerisinde devleti fethetmek, devleti ele geçirmek şeklinde bir yuvalanma durumu söz konusu. Böyle bir durum Suç var. örgütü olarak. Suç örgütü olarak tabii ki normalde partiye mensup, partiye sempati duyan insanlar olarak demiyorum bakın. Bu paramiliter yapıdan bahsettiğimiz işte Bozkurtlar diye sürekli olarak gündemde olan, yurt dışında da Grey Wolves olarak, Grau Wölfe olarak yani Almanca böyle Almanya'da özellikle çok ciddi bir sıkıntılı bir durumları söz konusu. Türkiye'de ama bakıyorsunuz elini kolunu sallaya sallaya yol geçen anı gibi yani Türkiye'deki durum çok farklı. Şunu düşünün bakın yani bu hani biraz önce söylediğimiz şeyi belki tam olarak taşı gediğine koyamamış olabiliriz. Ya bir siyasi cinayet var. Siyasi cinayetin üstünü hafifçe kazıdığınız zaman altından emniyetle bu adamların tetikçi yani Sinan Ateş cinayetinin tetikçiliğini yapan adamların bir arada olduğu aynı araç içerisinde devletin vermiş olduğu devletin aracı devletin benziniyle A noktasından B noktasına gidiyor. Ve bakın aradan aylar geçmesine rağmen daha biz bu işin sorumlusu olan emniyet biriminde çalışan görevliler hakkında hiçbir doneye sahip değiliz. Şimdi hocam, Soruşturma açtılar mı? Ne yaptılar? Ne oldu? Hiç belli değil yani. şimdi o iddianameyi hazırlayan savcıları sürdüler. Yerine Evet. başka savcılar getirdiler. Kuş gibi bir iddianame hazırlandı. Pek çok delil de orada yok. Ayşe Ateş de onu feryat ediyordu. Yani benim sunduğum nice deliller yok. O bilir kişiler var. Tanıklık olarak getirdikçe onun ifadeleri bile alınmamış. Şimdi bugün Ayşe Ateş Kırmızı Pazartesi
çığlığını atmasının sebebi ne? Yani son damla ne? Çünkü uzun zamandan beri endişelerini dile getiriyordu Ayşe Ateş. Şimdi diyor ki Ayşe Ateş, beni tehdit edenleri, ölümle tehdit edenleri bildiriyorum. Savcılık işleme koymuyor. Bir soruşturma açmıyor diyor. Yani Erkan Bey, bir de şöyle bir sıkıntı var. Tabii hani biz belki duyuyoruz, bakıyoruz, ilgileniyoruz ama bizi izleyenler duymamış olabilir. İsterseniz Ayşe Hanım'ın ifşa ettiği, sosyal medyadan paylaştığı isimleri de bir zikredelim burada. Evet. Yani onun üzerinde de biraz isterseniz konuşalım. Şimdi mesela benim tweetlerinde gördüğüm bir isim var, Ayşe Hanım'ın paylaştığı. Murat Bekiroğlu isminde bir tweet kullanıcısı. Çok aktif ve takipçisi olan bir adam bu. Şimdi diyor ki, peşinen deklare ediyorum. Sosyal medyada Sinan Ateş olayı üzerinden Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönelik algı operasyonuna kalkışan her kişiyi tek tek tarihin tozlu sayfalarına değil, Pensilvanya'ya gömeceğim. Sen de dahil Ayşe Ateş. Sen de dahil. Enteresan, enteresan. Bu adam elini kolunu sallaya sallaya, yani şu hani Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir tweet atıp 24 saat içerisinde gözaltına alınan adamlar ya, var biliyorsunuz. 15 yaşındaki çocuk tutuklanıyor ya. Tabii. Bu sebepten işte hakaret filanca, etti diye. Filanca programda, falanca programda bilmem ne yorumu yaptı diye şıp diye hakkında soruşturma açılan veya işte tutuklama emri çıkarılan ya da gözaltı kararı alınan insanlar biliyoruz. E şimdi nasıl oluyor kardeşim, bir insan sosyal medya platformları üzerinden alenen başka insanları ve isimle zikrederek ölümle tehdit ediyor. Nasıl olabiliyor? İşte bu Türkiye Cumhuriyeti'nin profili. Çürümüş, bakın çürümüş. Erkan Bey, bu olay başka türlü açıklanamaz. Bu sadece bürokratik veya adalet mekanizmasıyla alakalı bir çürüme değil. Bu sosyolojik ve kültürel bir çürüme. Çünkü buna kitlesel tepki kimse göstermiyor artık Türkiye'de. Kanıksanmış vaziyette. İnsanlar alışmış artık buna. Yani bu Türkiye'nin normali haline gelmiş, evet, adeta. Dolayısıyla bunun mutlaka önünün alınması lazım. O zaman hocam soru şu. Şimdi Ayşe Ateş Kırmızı Pazartesi demişti. Gabriel Garcia'nın romanı Kırmızı, evet, Pazartesi. Herkesin olacağını bildiği bir cinayet karşısında kimsenin bir şey yapmaması ve cinayetin işlenmesi olayı. Evet. Şimdi burada da birebir öyle bir benzetme yapmış. Peki herkesin geldiğini bildiği bir cinayeti romanında anlattığı romanda kimsenin bir şey yapmaması. Şimdi bu olayda kimsenin bir şey yapmaması. Her şeyin geliyorum demiş. Sinan Ateş cinayetinde de bu oldu. Aynısını söylüyor zaten. Benzer şeyler diyor. Kocamın içinde olmuştu ve sonunda öldürüldü. Aynı süreç, evet, ben de yaşıyorum. Yani burada bu kadına bu feryadı, bu çığlığı arttıran bu sessizlik ki nasıl yorumluyorsunuz? İşte neticede AKP var iktidarda ve onun ortağı MHP var. Şimdi enteresan, burada iki nokta var. Bir tanesi zaten cinayetin ana sorumlusu olduğuyla alakalı derin şüphelerimizin olduğu bir teşkilat yapılanması var. Böyle bir problem var. Ya burada ben herkesi töhmet altında bırakarak söylemiyorum. Belki burada bir iki kişi vardır. Hiç alakası da yoktur belki. Yani MHP yönetimiyle hiç alakası yoktur. Belki kendi inisiyatifleriyle, kendi garezleriyle veya planlarıyla, programlarıyla hareket ettiler. Bunu bilemiyoruz. Ama ortada böyle bir sıkıntılı durum varken MHP'nin, aslında MHP yönetiminin izleyebileceği en güzel politika, en sağlıklı politika komple şeffaflık olmalı ve Ayşe Hanım'a tamamen sahip çıkmak ve adalet mekanizmasının işlemesi için ellerinden gelen her şeyi yapmak olmalı normalde. Yani Devlet Bey'in çıkıp veya işte MHP'de başka aktif pozisyonlarda, önemli pozisyonlarda, olan insanların çıkıp kalkıp açıkça demeleri lazım ki mümkün değil MHP'nin böyle bir kanun dışılık içerisinde olması. Biz gereken neyse Ayşe Hanım'la alakalı ihtiyaç duyulan istihbarat veya şeffaflık neyse onu göstermeye hazırız demeleri lazım. Bunu yapmıyorlar, bu bir. İkincisi, önemli problemlerden bir tanesi, Sinan Ateş'le alakalı olan düğüm veya puzzle ciddi anlamda sisli puslu bir atmosferde. Neden? Çünkü siyasi pazarlıklar dönüyor. Dikkat ederseniz bir önceki programda da değinmiştik. İşte dosyayla alakalı mesajlar veriliyor. Yani siz eğer benim işte
sıkıntıda olduğum pozisyonla alakalı toprağı eşelerseniz ben de sizinle alakalı bilgiler paylaşırım, dosyalarım var gibi mesajlar veriliyor. Bu ne demek? Sinan Ateş cinayeti üzerinden bir takım siyasi pazarlıklar yapıyorlar. Ve Ayşe Hanım'ın aslında dikkate alması gereken normalde bu. Yani gidip de şimdi saraydan medet umması, Erdoğan'dan medet umması, Adalet Bakanı'ndan ya da İçişleri Bakanı'ndan medet umması bana çok makul ve mantıklı gelmiyor. Çünkü bu insanlar zaten Kime bu siyasi gidecek? pazarlıkların içinde kime gidiyorsunuz? Hani programın başında dedim kuyruk hikayesi yani. Filancanın kuyruğu falancanın kuyruğu meselesi. Yani dolayısıyla böyle bir problem var. Bir başka problem bu insanlar yani Sinan Ateş, Ayşe Ateş, onların çevresi, bu MHP ülke ocakları, ülkücüler camia anlamında bundan önceki ağır insan hakları ihlalleriyle, bundan önceki devletin hukuk mekanizmasının çürümesiyle falan çok ilgilenmediler. Yani ta ki kendi yakınlarına, sevdikleri bir insanın başına bir şey gelene kadar. E şimdi ama o da, bu da olmuyor ki. Yani çünkü hukuk ve insan hakları mücadelesini sadece birileri bizim kuyruğumuza bastığı zaman verirse o zaman biz bunu gerçek tam manasıyla yapmamış Hocam bir şekilde oluruz. herkes bu kervana katılıyor. Ama er ama geç. Aynen Neticede öyle. niye bugün katıldığında dün katılmadı deyip döveceğimize hay tamam katıldı tamam okey. Yani bundan sonra yolu ne zaman nasıl yürüyeceğiz? Ama o da değil. Şimdi ben orada bir parantez açmak istiyorum. Tabii ki size sonuna kadar katılıyorum. Ne kadar çok bu kişi bu kervana katılırsa, hukuk ve insan hakları mücadelesine katılırsa o kadar iyidir. Ama hatırlayacaksınız bundan 1-2 hafta önce gene Ayşe Ateş'le alakalı bağlamda Ayşe Ateş çıktı. Kocasının 15 Temmuz'un ertesinde nasıl liste liste insanları fişlediğinden bahsetti ve rejimin jargonunu kullanarak tırnak içinde FETÖ diyerek de bunu konuştu. E o zaman kardeşim bu ne perhiz bu ne lahana turşusu demek lazım. Yani birazcık insan ya şunu artık o kadar beklenti çıtasını düşürdük ki Erkan Bey. Yani aman birileri yani böyle adalet desin, hukuk desin canımızı vereceğiz neredeyse. O dereceye geldik. Halbuki bu insanların tutarsızlıkları, bu insanların yaman çelişkileri var. Bunları ortaya koymak gerekiyor. Yani sen şimdi rejimle belli bir noktaya kadar işbirliği yapıyorsun. Ondan sonra çıkıyorsun, kalkıyorsun, adaletten bilmem neden bahsediyorsun. Yani Ayşe Hanım'a Şimdi sonuna kadar destek oluyorum. Bakın aynı. eşini kaybetmiş tabii ki çok ciddi anlamda şu an yaşamı tehlikede. Biz ona sonuna kadar sahip çıkalım. Ama biraz da öz eleştiri bekleyelim. Biraz da bildiği şeyleri anlatsın Şöyle de bir kardeşimmiş durum var gibi yani. zannediyorum. Şimdi Ayşe Ateş ve kocası öldürülen Sinan Ateş tırnak içerisinde FETÖ'cülükle suçlanıyor bir takım çevreler ve şey yaparak. Şimdi bunun üzerinden yürüyorlar kadının üzerine gördüğüm kadarıyla. Bu tarz durumlarda ben şöyle bir psikoloji görüyorum. Sadece Ayşe açısından bunu söylemiyorum. İnsanlar tam kasko yaptırmak istiyor kendisine. Anladım. Güvende O da hisset. bodoslama salvo atışlarla Gülen grubuna yönelik Yani saldırıda bulunması. gerçi Budur yani en bodoslama ciddi, değil mi? girmedi ama tabii dediğiniz kavramları kullandı. Ama kimi de E o. bodoslama giriyor. Yani o tam kasko psikolojisi. Yani rejim tarafından gelecek olan saldırılara karşı. Ben hayır asla onlardan değilim yaklaşımı. Ya fi tarihinde benim attığım bir tweet vardı. O tweette demiştim ki ben Orta Çağ'da cadı avı yapılırken ben cadı değilim diye savunma yapanların hepsi cadı olarak Engizisyon tarafından yargılandı ve bir takım sıkıntılara veya hatta ölümle sonuçlanan sıkıntılı durumlar yaşandı, değil mi? Ama cadı diye bir şey yoktur diye savunma yapmak lazımdır aslında. Yani ben cadı değilim diye savunma yapmak çok makul, mantıklı bir şey değil. Yani bakın biz şimdi burada hiçbir bağlantımız olmadığı halde hiçbir yani açıkçası savunmamızı gerektiren ideolojik bir sebep olmadığı halde Sinan Ateş cinayetinin çözülebilmesi için ve Ayşe Ateş'e güvenlik tahsis edilebilmesi için, kadıncağızın hayatını sorunsuz bir şekilde devam ettirebilmesi için bu programı yapıyoruz. Hiçbir beklentimiz yok. Bakın hiçbir beklentimiz yok. Yani bu programı yapmamızın tek sebebi insan hakları ve adalet. Yani temel dürtümüz bu. E peki arkadaş, aynı şeyi karşı taraftan da beklememiz gerekmiyor mu? Bu tek yönlü bir yol mu? Yani tek yönlü bir yol değil. Bakın, Kürtlere, Gülen cemaatine, Alevilere, gayrimüslimlere, LGBTQ+'a kim eğer kimin başı otoritelerle derde girmişse, yani hukuk çerçevesinin dışında
otoriteler tarafından baskı görmüşse, insan hakları ihlalleri görmüşse bu insanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu kolektif olarak yapmamız lazım. Bunu eğer kolektif olarak hep beraber yapmazsak, yani anca beraber kanca beraber ya da birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için mantalitesiyle yapmazsak, kıytırıktan yaparsak, sürekli parantezler açarsak, sürekli kendimize kaskolar yaptırmaya çalışırsak sizin kullandığınız deyimle, o zaman bu mücadele başarılı olmayacak. Bunu görmek için kahin olmaya gerek yok yani. Kaldı ki kasko işe yaramıyor. İşe yaramıyor kesinlikle. Yaramıyor, evet. Yaramıyor. O cadı yaramıyor. Örneğinde dediğiniz gibi. Peki tabii hocam, gönlümüz istiyor ki Ayşe Hanım'ın kaskosu gene işe yarasın. Çünkü bir insanın yani hayatının güvence altına alınması, özellikle mağdur olmuş, kocasını kaybetmiş bir kadının, çocuklarıyla beraber onlara annelik yapması gereken bir insanın başına bir şey gelmesini kimse tabii ki tasvip edemez. Bizim arzumuz, isteğimiz, benim şahsi evet. olarak kendisinin tam anlamıyla korunması, hukuka kavuşması. Ama gönül istiyor ki o da biraz bunun yani çok daha geniş çaplı, geniş ölçekli bir mücadele olduğunun ayırdına varsın. Evet, bu kırmızı pazartesiler inşallah olmaz ama geçmişte ve yakın zamanda çok kırmızı pazartesiler oldu. Kimi nezarethanede kırmızı pazartesini yaşadı işkenceyle, kimi hapishanelerde yaşadı nice kırmızı. Haftanın 7 günü bu kırmızıyı yaşayan yüz binler, milyonlar hala devam ediyor, gidiyor. Peki, hocam yayının sonuna geldik. İlave var mı? Yok vallahi bu programda enine boyuna her şeyi konuştuk. Bütün bizi izleyenlerden de benim şahsi beklentim Erkan Bey, bu mücadeleyi bırakmayalım. Çünkü insan hakları ve hukuk mücadelesi başkaları için bile yaparsak bize geri dönüşü olan bir şey. Kendi çocuklarımız için, kendi ailemizin güvenliği, kendimizin güvenliği için çok önemli. Ötekinin hakkına, hukukuna sahip çıkmamız lazım. Peki, hocam ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun. Hoşça kalın.